Aziz dinin muhterem mensupları, Rabbimiz nasip ederse bu haftaki sohbetimizde ya çıkarsa ama ne başlığı adı altında bugünlerde sıkça televizyonlarda reklamlar duyuyorsunuz. Efendim ya çıkarsa talih kuşu sizin de başınıza evinize konarsa diye. Tabii nasıl talih kuşuysa insanı cehenneme götüren bir şey talih olur mu? Buna kör talih denir. Ve bu haramı devlet yapıyor diyerek helal olduğunu zanneden halen aramızda saflar var. Ve bu anlamda yılbaşı denilen rezalet için hazırlık yapanlar var. Elbette yılbaşı vardır. Bu hicri yılbaşı olabilir. Efendim dini olaraktır o. Bizim din takvimimiz biliyorsunuz hicri takvimdir. Ama namaz takvimimiz de güneş takvimidir. Yani miladi takvimdir. Yani şu bulunduğumuz takvimin içerisindeki güneşin haline göre de 5 vakit namazımızı kılarız. Yani bizim ikisi de bizim takvim olarak kullanıyoruz biz zaten ikisini de. Ama yılın başı geldi diye bir Muharrem gecesinden önce, bir Ocak gecesinden önce yapabileceği nedir müminin? Yapsa yapsa muhasebe yapar, muhakeme yapar. Yapsa yapsa bir yılını gözünden geçirir, önüne koyar. Ne etmişim, ne etmemişim diye. Ama gidip de içki masası kurmaz, çerezler alıp tombalalar çekmez, piyango bileti almaz. Mümin, mümince duruşunu her haliyle sergiler ve sergilemek zorundadır. Aziz dostlar, güzel insanlar, dünyada mevcut her milletin kendine özgü bir yaşam modeli vardır. Ve her millet bu modellerin çerçevesinde hareket eder. Maddi ve manevi değerlerini kendi kaynaklarından beslerler. Üstad Necip Fazıl Kısakürek diyor ki, ne zaman ki Hristiyanlar bir danaya 7 ortaktan bir tane olursa ben de o zaman hindi keserim diyor. Burada bir espri var. Hiçbir Hristiyan bizim yaptığımız ibadeti, yaptığımız eylemin hiçbirisini yapmıyor. Ama müminim diyen, Müslümanım diyen o kadar kimseler var ki Hristiyanların gelenek ve göreneklerini bizatihi kendi gelenek ve göreneğiymiş gibi yaşıyorlar. Geçen haftaki sohbetimizde hurafeleri anlattık, batıl yanlışları anlattık. Ben orada da dediğim gibi bizler bizim dinimizde olmayan şeyleri hemen dinimize yerleştirmeyi bazı mihraklar, misyonerler bunu özel olarak yapıyorlar ve böylece dinimize sokarak bizi asıl dinden uzaklaştırıyorlar. Tevhidi akidemizi sarsmaya çalışıyorlar. Efendim bir bakıyorsunuz ateşin üzerinden atlatıyorlar Nevruz diyerek. Bir bakıyorsunuz bir yere bir bez bağlamaya başlamışsınız. Bir bakıyorsunuz ki bir yatırdan medet ummaya başlamışsınız. Bir bakıyorsunuz ki efendim benim batıl inancım yok, ben hiçbir batıl inancım yok deyip Allah nazardan saklasın deyip bir bakıyorsun adam tahtaya vuruyor. Falla inanmam ama falsız da kalmam diyerek bir bakıyorsunuz ki kahve falından tutun birçok fallara bizatihi vakit ayırıyor. Onu sanki varmış gibi yapıyor. Objektifen baktığımızda Müslümanların İslam esaslarına göre hayatlarını tanzim etmeleri ne kadar tabii ise diğer milletlerin de kendi inançlarını, esaslarını yerine getirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani diyelim ki şu dört yolda, Payas'ta, Hatay'da, dört yolda Payas'ta fazla yoktur ama İskenderun'da var mesela Hristiyan vatandaşlarımız, Ermeni vatandaşlarımız var. Efendim Antakya'da var hakeza. Olabilir, bunlar kiliseye gidebilir mi? Gidebilir. Ben nasıl camiye geliyorsam bunlar da gidebilir. Gitmelidirler de. Neye inanıyorlarsa onu yapmalıdırlar. Ama ben kiliseye gidersem bu işte bir tuhaflık var demektir değil mi? Şimdi ben size desem ki ey muhterem Müslümanlar çok güzel kıpkırmızı bir et. Bak kemiksiz, sinirsiz bir et ama domuz eti. Yer misiniz?
yemezsiniz. Yani birisine uzatsak, bu domuz etidir diye bir tadar mısın desek yemez. Eğer demeden ağzına atsa, desek ki bu domuz eti nasıldı desek hemen tükürür. Tükürür mü? Tükürür. Niye? Domuz eti haramdır diye. Şimdi bu domuz eti haram olduğu kadar kumar da haramdır. İçki de haramdır. Bakıyorsun müminim diyor adam içki içiyor. Müminim diyor adam milli piyango bileti alıyor ve cebine koyuyor, camiye de geliyor. Namaz da kılıyor öyle. Ya. Şimdi diyor ki Abdurrahim Karakoç ağabeyimiz rahmetullah. Ya İslam'da erirsin ya inkarda çürürsün. Yol mezarda bitmiyor, girdiğinde görürsün. Yol mezarda bitmiyor, girdiğinde görürsün. Yani biz dini yaşamazsak doğru dürüst, yaşadığımızı din zannetmeye başlarız. E tabi böyle yaşamaya devam ederiz. Fakat mezarda bitmiyor hayat ha. Biz bir gün öleceğiz, öldüğümüz zaman o zaman göreceğiz. Öyle diyor. Ya İslam'da erirsin, ya inkarda çürürsün. Yol mezarda bitmiyor, girdiğinde görürsün. Girdiğimizde göreceğiz. Neyi görmek istiyoruz? Cenneti. Peki cenneti görmek istiyorsak cennet için hazırlık yapmak lazım. Akıllı adamın kârı budur. Bak bu dünyanın zenginliği için adam gidiyor 80 lira bir bilete veriyor. 80 lira bir insanın yevmiyesidir ya. Dağda, bayırda, tarlada çalışsa, inşaatta çalışsa 80 lira bir inşaat işçisinin, bir işçimizin, işçi kardeşimizin alın teridir ya. Bu 80 lirayı götürüp veriyor ve diyor ki ya çıkarsa. Evet, ya cehennem çıkarsa diye düşünmüyor bak. Bu dünyayı da cennet edecekmiş beyefendi. Efendim ben diyor bu parayı alırsam hayır hasenat da yapacağım, iyilik de yapacağım. Hevesli gün bir tanesi haberlerde uzatıyor spikerler. Bugünlerde en meşhur haber bu zaten. Onun için de vaazımıza konu ettik. Meşhur olduğu için. Yoksa bizim bunu anlatmamıza ne gerek var? Kumarın haram olduğunu bilen her mümin, piyangonun da haram olduğunu bilir. İçki kadar, domuz eti kadar bunun da haram olduğunu bilir. Ama domuz eti yemez. Gerçi gizli gizli yediriyorlar, o ayrı bir şey. Nerede yediriyorlar? Çikolatada yediriyorlar. Oralet var ya oralet. Hani şu tomurcuk tomurcuk yapıyorlar ya. Sarı, kırmızı, portakallı, limonlu oraletler. Onun kıvam arttırıcı maddesinin bilimsel adı emoglatördür. Emoglatörün içerisinde de en çok kıvam arttırıcılardan lesitin kullanılır. Katkı maddesidir emoglatör. Lesitin de kıvam arttırıcıdır. Lesitin birçok şeyden elde edilir. Ama en ucuz domuzdan elde edilir. Domuzdan elde edilen bir lesitin o çikolataya, o orelete, o katı yağa girmişse varın siz hesap edin işte. Varın siz hesap edin. Durumumuzu siz hesap edin. Bakınız kıskançlık olayı pek azalmaya başladı. Öyle çok fazla yok. Yani öyle eskisi gibi kıskançlık yok. Hani böyle deli kıskançlıklar olurdu. Şimdi hiç yani tövbe neuzübillah. Anadan üryan bir vaziyette kızını, hanımını kendi koluna öyle takarak yürüyor ya. Hiç utanmıyor, hiç. Hiç çekinmiyor. Hiç. Ben utanıyorum, sen utanıyorsun ama o utanmıyor. Niye? Sebebi birazcık da bu işte. Bu hazır gıdalardan uzak duracağız. Hazır gıdaların içerisinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama bile bile bir domuz etini yemiyoruz tabii. Bilsek yemiyor. Onu da onun içine giderek olduğunu bilse birisi desek ki bunda domuz var, domuzdan alakalı bir şey kullanılmış desek yemeyecek. Piyango da öyle haram. Ama alıyoruz. Öyle diyor haberde. Ben diyor para çıkarsa diyor bilmem kaç trilyonunu diyor şuradan diyor yukarıdan atacağım, dağıtacağım diyor adam. Oh be diyor. Ben de burada olurum diyor herkes değil mi? Adam para atacak ya, para da atacak. Peki yapılan bir araştırmada dünyada, Türkiye için de söylemiyorum. Dünyada bu piyango bugün üretilmiş bir şey değil. Piyango olayı
devlet tekelinde veya özel olarak yapılıyor. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Kaç yerde yapılmışsa, istatistik yapılmış, istatistiğe göre %85'i bu ikramiyenin kendisine çıktığına pişman oluyor. Niye sizce? Çünkü haram. Haram olan paradan ne olacak? Amerika'da bir tanesine piyango bileti çıkıyor. Piyango biletinin çıkışını duyar duymaz torununu kaçırıyorlar. Bak hiçbir şey olmasa bile bu oluyor. Torununu kaçırıyorlar. Fidye istiyorlar. Fidyeyi vermek için veriyor. Fidyeyi de fazla istiyorlar yani. Gidip bir de kredi çekiyor. Ve sonra veriyor. Çocuğu da öldürüyorlar. Parayı da alıyorlar. Ve sonra da adamı bir ton borcun içine de giriyor. Hani ne oldu? Trilyonlarca parası olacaktı. Ne oldu? Trilyonlarca borcu oldu. Torunu öldü. Bazısı işte azıyor. Hadi bakayım o gece alemleri ne akıyor, öbürü ne akıyor falan. Dans 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 diyor yani. Hadi bakayım keyif dört köşe. Cenneti burada yaşamaya çalışıyor. Yalancı bir cennet yaşıyor tabii. Ama ahiretini ne yapıyor? Cehenneme çeviriyor. İnsanoğlu acayip bir mahluk olmuş. Biliyor ki kumar haram. Biliyor ki yılbaşında sadece içersem sevap diye bir şey yok. Ama yılbaşında içiyor. Ton balasını çekiyor. Hindisini yiyor. Hocam hindi yemeyelim mi? Hindiyi hindiye. Yani şimdiye. 1 Ocak'ta ye, 2 Ocak'ta ye, 3 Ocak'ta ye ama 31 Aralık'ın gecesinde yeme. Toplu bir isyana çevirme bunu. Bunu bir Hristiyan yaparsa bunda sıkıntı yok. Ama sen yaparsan sıkıntı var. Bakınız Elin oğlu yılbaşı ile alakalı binlerce film yapmışlar. Sahtekar, zaten düzgün adam olsaydı bacadan inmezdi. Noel babalarını öyle sevimli gösteriyorlar ki, naçizane bendeniz bilenler bilirler, ben tiyatro sanatçısıyım ayrıca. Okullara gidiyorum Nasrettin Hoca olarak. Efendim çocuk şenlikleri oluyor, yetimler oluyor. Allah rızası için gidiyoruz. Çağrılan her yere de gideriz. Yine de çağırsınlar, yine giderim. Yaşım 50'yi geçmiş ama mezara girinceye kadar da bunu yaparım. Yeter ki bir çocuğa bir faydamız olsun. Ben de kendi kültürümüzü yansıtması amacıyla Nasrettin Hoca kostümü aldım ve Nasrettin Hoca olarak gidiyorum böyle yerlere. Çocuk beni görünce ne diyor biliyor musunuz? Bazıları korkuyor. Ufak çocuklar. Korkmayan da diyor ki, aa Noel Baba gelmiş diyor. Ne korkunç bir durum değil mi? Şu dehşetli bir duruma bakınız ya. Çocuk beni Noel Baba zannediyor ya. Halbuki ben kültürümüzde evliyalar mertebesinde olan, nükleleriyle bize birçok dersler veren Nasrettin Hoca olarak gidiyorum. Çocuk beni öyle zannediyor. Niye? Çünkü biz kendi kültürümüzü çocuklarımıza verememişiz de onun için. Onun için de ben diyorum, nerede bir böyle bir program olursa çağırın, ben onu giymekten şeref duyarım. Hatta akrabalarımdan da dahil olmak üzere birçok kimse, ya hocam artık kelli felli adamsın. Öyle o kostümü girip komik niye oluyorsun? Sen işte vaazlara da çıkıyorsun. Ben Allah için gerekirse havlarım la. Havlarım. Havlamak eğer işe yarıyorsa havlarım. Yere yatıp üzerimden basılması gerekiyorsa Allah için üzerime basılmasına taraftarım. Ama Allah'ın adının alınması için ben gayret göstermezsem yarın ruzi mahşerde benim hesabım sizinkinden daha ağır olacak. Yapabildiğimi yapmakla yükümlüyüm. Bu kadar. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Onun için de aziz dostlar, güzel insanlar, İslam kültürümüzün en önemli şeylerinden bir tanesi cumadır değil mi? Farzların farzıdır. Çocuklarımızı cumaya getirelim diyoruz. Bakıyoruz ki çocuklarımız yok. Niye? Efendim bugün okul günü çünkü. Bakınız bu konuda uğraş vermek lazım. Müminler uğraş vermek lazım, vermesi lazım. Yahudilerin sinagoga gitmesi için, havraya gidebilmesi için cumartesi tatil mi kardeşim? Tatil. Hristiyanın, Ermeninin kiliseye gidebilmesi için pazar günü tatil mi kardeşim? Tatil.
Ya Allah aşkına milletvekilinden iş istemeyin, aş istemeyin yahu. Allah aşkına çocuklarımızın geleceğimiz gidiyor bizim. Deyin ki cuma günleri kardeşim 3 saat olsun ders en fazla olacaksa da. Madem yapamıyorsunuz toplu, okullar o gün olmasın kardeşim. Cuma günü işlenecek dersler diğer 4 güne paylaştırılsın kardeşim. Benim çocuğum bugünün Müslümanın bayramı olduğunu bilsin kardeşim. Ve ben çocuğumu, torunumu alayım camiye gideyim kardeşim. Benim çocuğum, torunum Cuma'nın ehemmiyetini bilsin kardeşim. Ben o çocuğa daha küçükken işleyeyim onu. Ben onu küçükken işleyeyim. Gerçi tabii bazıları hemen köpürür. Ahlaken ve dinen zafiyet içinde olanlar köpürür. Siz çocukları dindar yetiştireceksiniz. Dindar olan insandan zarar gelmez. Dinliden zarar gelmez. Dinsizden zarar gelir bu topluma. Ve nitekim çocuğa baleyi öğretecekleri zaman daha anaokuluna bile gitmeden önce alıyorlar ayaklarını, vücudunu alıştırmaya başlıyorlar. Jimnastik gibi bir vücudu olsun, daha iyi bale yapabilsin, aerobik hareketler yapabilsin, jimnastikçi olsun, şu olsun, bu olsun. Ve bizim çocuklarımızı boş şeylerle uğraştırıyorlar. Çocuklarımız heveslerini hep gayrimeşru şeylerle almaya başladılar. Yılbaşı geliyor, hazırlık yapıyor musunuz diye çocuklar birbirlerine bunu soruyor. Evet, bizim evde toplanıyoruz, akrabalar olarak tombala oynayacağız diyor. Akraba olarak tombala oynuyorlarmış. Piyango bileti alıyorlarmış. Efendim, piyango biletinin çekilişine de bakacaklar. Çıkarsa, babam bana şunu alacak, amcam bana şunu alacak. Ya bir de alacakları da hesap ediyoruz yani. Allah sana ne alacak kardeş? Allah da sana bir şey alacak. Ama hocam ben aldım, vallahi bir anlık gafletimiz oldu, böyle bir şey yaptık. Şu vaazı dinledik, vaazdan sonra pişman oldum. Vaazdan sonra pişman olma. Şimdi pişman oldun mu? Pişman olduysan şöyle yapacaksın bak, aynen. Şimdi bu ilan, hocam bunu ilan olarak ver dedi, şuradan yırtayım. Şöyle yırtacaksın kardeşim. Böyle yırtacaksın. Diyeceksin ki senden çıkarsa da çıksın, ben almıyorum. Zaten herhalde öyle bir şey de olmuş gibi sanki. Bu geçtiğimiz aylarda ama bir çıkan piyango biletinin şey talihlisi çıkmadı. Yani büyük ihtimal ya yırtmıştır ya da öyle ona benzer bir şey olmuş. İnşallah öyledir. Bağır. O adama diyelim ki 1 trilyon para çıktı. Adam gidip almadı, yırttı veya almadı. Vallahi ve billahi 1 trilyonluk bir köşkü cennette yaptı. Hocam ama yani alsaydı, fakir fukaraya da alsaydı olmaz. Alsaydı bitmişti. Pişman olmuş aldıktan sonra ve vazcaymış bu olaydan. Haramdan gelecek hiçbir şey gelmesin bana demiş ya. Ama biz ne yapıyoruz? Şimdi bugün de cuma ya. Cuma'da daha çok dua edesimiz geliyor. Rabbena, Rabbena, ver bana, nasıl olursa ver bana. Öyle değil kardeşim. Rabbena, ey bizim Rabbimiz diyeceğiz elbette. Sonra hayırlısını ver bana, hayırsızsa verme bana deyip yalvarmamız lazım. Ya Rabbi helalinden ver, bol rızık ver de bak, Allah'tan iste bunu ama helalinden ver ya Rabbi. Verip de azdırtma ya Rabbi. Vermeyip de muhtaç da, namerde de muhtaç eyleme ya Rabbi gibi ki dua edebiliriz. Ama ver. Olsun da ne olursa olsun. Gelsin. Allah Allah yiyeyim hele dersen bu dünyanı zannetme ki tam olsun. Kesin Allah sana bir dert verir, bir musibet verir. Vermesi de iyidir. Onu da söyleyeyim bu dünyada. Çünkü bu dünyada cezayı çekersen öteki dünyanın cezası hafifler. Cehennem-i Zümera'da icabında ateşinin harı düşer. Aziz dostlar, güzel insanlar. Bakınız, Allah-u Teala Maide Suresi 2. ayet-i kerimede diyor ki, ey iman edenler, iyilik ve takva üzerinde Allah'ın
yasaklarından ve şüphelilerinden sakınma hususunda yardımlaşın. Yardımlaşacağınız konu bu olsun. Başka bir şey olmasın. Biz ama vallahi bu akşam bir alem var. Gel hele. Masayı kuruyoruz, silingir sofrasını. Hadi gel bir vuralım. Bir demlenelim manadın mı? Demleneceksin ha? Cehennemde mi ayıkacaksın o zaman? Ne yapıyorsun sen? Geçen bir tane içen bir kardeşimizle muhabbet ettim. Ben ederim ara ara. Çünkü onlardan da duygularını almaya çalışıyorum. Neyse konuştuk. En son dedim ki sen dedim çok seviyorsun anladım dedim. Ama dedim ahirette ben dedim içeceğim sen içemeyeceksin dedim. O adam dondu kaldı. Nasıl yani hocam dedim. Ben müminim ama dedim. Dedim ki cennete girersin. Tabii cehennemde misafir olup şöyle bir temizlenip aklanıp patlanıp şöyle bir tellallar tarafından zebaniler tarafından bir kese mese böyle vururlar sana. Tertemiz ederler abbacık olduktan sonra cennete gelirsin. Girdin cennete cennetin köşesinde kıyısında olursun. Ama dedim ben şarap içerim Kevser Irmağı'ndan sen bana bakarsın. Hocam bir yudum da mı? Bir yudum mu bırak kokusunu bile duyamazsın. Çünkü Allah Celle Celaluhu sana haram kıldı, bana haram kıldı ki ahirette ödül olarak sarhoş etmeyen türü olan Kevser Irmağı'nın şarabından ikram edeceğini söylüyordu Allah bize. Sen bu sözü tutmadın, Allah da sana ikram etmeyecektir. Bu kadar basit. Şimdi aklınıza bir soru geldi tabii. Hemen ben sorunuzu hissediyorum burada. Hocam ben bundan önce içtiydim. Ama tevbe ettim. Ne olur halim? Tevbe ederek ölen adam o günahı işlememiş gibidir. Nokta. Yaşar Hoca olsaydı affetmezdi. Ama Rabbim affediyor. O Rahman, o Rahim, o Gaffar. Sen affetmezsin çocuğunu bile affetmezsin. Bir ufacık günahını, ufacık bir kusurunu ama Rabbimiz bin kere tövbemizi bozsak da Allah Azze ve Celle bizim tövbemizi kabul ediyor. Yeter ki ölmeden önce tövbe edebilelim. Bak o çok önemli. Çok önemli işte bu. Bu önemli. Önemli olan nokta bu. Yani tövbe ederek ölebilmek. Onun için de bunu bilebilir miyiz? İki şeyi yapacağız. Hep bunu söylüyoruz kürsüden. Son namazımız gibi namazımızı kılacağız. Namazları kılacağız. Beş vakiti. Hayatımızı beşe böleceğiz. Hayatımızı beş tane ezana göre böleceğiz. Birinci ezanla uyanacağız ve namazımızı kılıp işimize gücümüze alacağız. İkinci ezanla birlikte hem istirahatimizi yapacağız, hem temizleneceğiz, hem ruhen hem bedenen temizliğimizi yapıp Allah'ımızın huzurunda varlığımızı göstereceğiz. Ya Rabbi ben varım diyeceğiz. Yemek de yiyebiliriz o ara. Sonra günün tam ortası olan orta namazla olan ikindi vaktinin de namazını kılacaksın. Yine var görüneceksin. Gazan içi yoklamada var görüneceksin. Sonra akşam, sonra yatsı ama bütün bu namazların arkasında ikinci eylem yapacaksın. O da ne? Estağfirullah. Bu çok önemli. Çünkü ölebiliriz. Şimdi sabah namazını kıldık. Bu cumayı kılabileceğimize garantimiz var mı? Yok. Siz burada şahit oldunuz. Ben buradan düştüm. Biliyorsunuz değil mi? Buradan düştüm ben yani. İş kazası oldu yani. Dünyada görülmemiş bir şey. Ve ölebilir miydim de ölebilirdim de yani. Yani bir kısım beni alırdı dışarı götürürdü. Ambulansa verirdi. Diğer hocamız da namazı kıldırırdı. Ölüm gelmedi bana demek ki. Sadece birazcık sakatlık yaşayacakmışım. O sakatlığı yaşadım. Ölüm her yerde her an gelebilir. Her an gelebilir. Öyleyse benim yapacağım ne? Her namazımın arkasında estağfirullah demek. Bir kere ya diyemez miyiz bunu? Ama bak beşi kılacağız ha. Beşi kıl ve arkasından estağfirullah de. Tamam peygamberimiz öyle diyor. Mescidi temizleyen bir kardeşimiz o her zaman mescidi temizlemeye çalışırmış. Mescidi temizlediği için de demiş ki benden bir şey istiyor musun? Sefine adında. Demiş ki ya Resulallah benim için dua eder misin? Ben cennete gireyim. Bak 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 bak. Şimdi biz kendimizi hemen cennetlik hissediyoruz değil mi? Sahabeye bak. Benim için dua et de ben cennete gireyim diyor. Ameline güvenmiyor yani. Biz ise
Yani müminiz, tamam canım, cennete girdik ayda. Attık kafa. Cuma'yı da kılıyor. Ooo, kesin ta ortasına oturduk. Beş vakiti kıldık. Oho, benden daha iyisi mi var canım demeye başladık. Eğer bir iki tane de böyle tesbih çekiyorsak, ooo, keramet bile gösterecek seviyeye vardık demeye başladık. Ama sahabe ne diyor? Diyor ki, ya Resulallah, benim için dua eder misin? Allah Resulü ne diyor peki? Edeyim ama sen de namazınla bana yardım et diyor. Sefine. Sen de namazınla bana yardım et. Demek ki namazla da yardım edeceğiz kendimize. Dualarımızın kabul olması için, tevbelerimizin kabul olması için beş vakit namazı kıldığımız zaman göreceğiz ki zaten hayatımızdaki kötülükler de bir bir sökükler gibi sökük gibi böyle dağılacak gidecek. Ankebut suresi 45. ayet-i kerimede Rabbimiz öyle diyor. Diyor ki Kur'an oku, namaz kıl, muhakkak ki namaz insanları kötülüklerden alıkoyar. Ama gerçekten kılıyorsan, kılmıyorsan ben çok beş vakit namazını kılan, hacı olan, sofi olan tefeci bilirim. Öldü gitti. Öldü gitti yani, ölelerini de biliyorum yani. Sakın sormayın bana. Binaenaleyh, hocam nereden biliyorsunuz diye öyle baktım, ben öyle anladım seni. Sen nereden biliyorsun bu tefeciyi? Adamın biri geldi fetva sordu, hocam ben bu adamı öldüreceğim dedi. Ben de adama fetva vermedim tabii, öyle bir şey olabilir mi yani? Vermedik de, hayırdır derdin ne, niye öldüreceksin deyince, hayda adam tefeciliymiş meğer ki öğrendik. Böyle öğrendik yani. Aziz dostlar, güzel insanlar, onun için biz birbirimize iyilik ve takvada hem yarışacağız hem de yardım edeceğiz. Ayetin devamında diyor ki Maide suresi 2'de günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Hadi gel bir alem yapalım deme kardeş ya, sen zaten buna batmışsın, bari al o adamı batırma. O günaha onu da ortak etme. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kişi arkadaşının dini üzeredir. Onun için de arkadaş çok önemli. Rabbim bize, hepimize ve özellikle çocuklarımıza nasıl arkadaş nasip eylesin? Onu iyilik ve takvada yönelten, Allah'a yönelten, Hazreti Muhammed Mustafa'ya yönelten evlatlar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız sizde hayır yoktur. Uyardığınız halde sizi dinlemezsek bizde hayır yoktur. Şimdi ben Allah rızası için kalktım sizi uyardım değil mi? Şimdi uyarıyorum. Cebinde piyango bileti var, toto loto bileti var, bilmem neydi, belirsiz sayısal loto falan filan, her neyse. Atlarını saymıyor şimdi burada reklam yapar gibi. Zaten her tarafta onların reklamları var. Böyle bir kumarla alakalı herhangi bir nesne varsa, şimdi içeride tabii yırtmaya utanırsınız. Allah aşkına dışarı çıkınca ilk işiniz onu yırtmak olsun. Beklemeyin, böyle bir yerden bir beklentiniz olmasın. Bir daha da oraya vereceğiniz 80 lirayı ne yapın biliyor musunuz? 8'e bölün. Mesela şimdi dışarıda yardım toplanacak. 10 lirasını oraya verin. 10 lirasını bir başka yere verin, yine hayırınız olsun. Geriye kalan 60 lirasıyla da çocuklarınıza gidin, şöyle 1 kilo et alın, birazcık da zerzevatını alın ve bugün akşam götürün yemek yedirin kardeşim. Bilet ver, almayın. Diyor ki bana, hocam tabii hoca olduğumuzu bilmiyor. Bilet alır mısınız bilet? Nereye dedim bu bilet? Ahirete mi götürüyor bizi dedim. Adam dondu kaldı, anladı herhalde bizim hoca olduğumuzu. Bu bileti almak bizi bitirir ve bizi dünyaya köle eder. Dünyaya tapmaya başlarız. Ve dünya bizim içimize girdi mi ibadetlerimiz de bizden uzaklaşıp gider. Onun için de hani bazen şöyle ifadeler kullanıyorlar. Umre'ye gidip de Araplara para mı kazandıracaksınız, yedireceksiniz diyorlar ya. Ki Araplar değil, Arapların aldığı sadece 180 dolardır. Ben söylüyorum, ne kadar aldıklarını söyleyeyim. Vize ve totalde. Diğerinin tamamı bizim uçak şirketlerimize, bizim şirketlerimize, diyanetimiz veya işte arada çalışan otobüsü bilmem neyi, hepsi Türk vatandaşları veya bir başka Müslüman kardeşlerimizden yine de kazananlar vardır ama çoğunluğu bizimkiler kazanıyordur. Buna rağmen Araplara mı para yedireceğim diyenlere
son söz olarak ben de diyorum ki yıl başında gavura benzemeye kalkışmayın. Gavura da paranızı yedirmeyin diyorum. Vesselam. Rabbim Celle Celaluhu bizleri bu konuda şuurlu eylesin.